Dünyanın en sık kullanılan arama motoru her sene olduğu gibi bu sene de en çok aranan kelimeleri paylaştı. 2023 yılının arama trendleri ismiyle paylaşılan veriler aslında 2023 yılını özetler nitelikte. Peki bakalım İzmirliler İzmir'de en çok neyi aratıyor? Buca'da güzel kuaför nerede var? İSU harçlarını arattım valla. Mimarım ben, işimle ilgili bir şey arattım. Günümüzün durumunda şu an ekonomi var, savaş var. Üst tarafta Ukrayna, aşağı tarafta işte Filistin-İsrail savaşı. Dolayısıyla konuşacak en önemli konular bunlar. İnsanlığı ilgilendiren konular bunlar olduğu için öncelik herhalde buna kaymış durumda. KYK kredisi nasıl hapishaneye sana çeviririm? İsrail-Filistin savaşı gündem olduğu için herkes onu arattırıyor. Bence gayet normal şeyler. İşaret dili kursuna gidiyordum. Güncel tit sözlüğe bakıyorum ben daha çok. İnsanlar merak ediyor dünya savaş halinde. Hani ne olacak, ne bitecek merak ediyor, öğrenmek istiyor. Normal. Son 20 yılın enflasyon ortalamalarını arattım Amerika'da. Güncel konuların aratılması pek sürpriz olmadı diyebilirim. Yani Allah'tan dediğim gibi yani Google çıktı, mertlik bozuldu. Ciddi söylüyorum. Hemen hemen her şeyi istediğiniz an elinizin altında. At yarışlarını, başka bir şey yok. Onun için kullanıyorum ben. Başka bir şey kullanmam. Ondan önce bakmam lazım. Olur. Ama kendim bakayım. Vallahi hiç güzel şeyler aratmadım Google'a ya. İnternetim de yok şu an. Hani Konak SGK'yı aratmışım. Galatasaray aratmışım. Hava durumu. Öyle. En son okulumun web sayfasına girmişim. Bence bunları aratmak yerine ne bileyim siyaset özellikle. Günümüzde en büyük sorunlardan biri bu kesinlikle. Siyasetle alakalı bu kadar çok konuşuyorlarsa eğer bunlar için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Yani insanların nasıl diyeyim gerçekte tabii uygulama olarak bilip araştırması faydalı. Güzel, faydalı. Yani merakından herhalde geleceği görmek istiyorlar. ne olur ne biter diye. O yüzden öyle bir danışıyorlardır diye düşünüyorum. İzdeniz'i aradım, İzban'ı aradım. İzban saatlerine ulaştım. Bize dayattıkları bilgilerin çoğu siyasette yanlış, televizyonlarda yanlış. Yandaş medyada doğru bilgi bulamadığı için insanlar Google'a soruyor. Başka bir anlamı yok. Benim anladığım olay insanların doğru bilgiyi doğru yerde bulamadığından kaynaklanıyor.